O jogo da manhã é uma prova diferente. Vamos tentar entrar na fase de grupos da Liga Europa, onde também é uma competição com grandes equipas. Normalmente, nestes últimos anos, as equipas turcas não têm tido muita tradição nem nas Champions nem nas Ligas Europas. E nós ainda estamos à procura do nosso espaço durante estas primeiras 7 semanas que temos de trabalho, para podermos saber qual é o nosso real valor para competir com equipas da Europa. Öncelikle herkese iyi günler. Yarınki maç bizim için farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada da büyük takımlar var, iyi takımlar var. Normalde son yıllarda Türk takımları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi turnuvalarda çok fazla ileri gidemedi. Ama biz 7 haftadır çalışıyoruz, kendi değerimizi biliyoruz. Belirtmiş olduğum gibi gruplara kalmak istiyoruz. Bu 3 oyuncuya baktığımız zaman Gustavo Henrique Brezilya Ligi'nde zaten resmi maçlar oynuyordu. Çünkü orada lig uzun zamandır oynanıyordu. Dolayısıyla çok fazla maça çıkmıştı. Luan Perez Avrupa'da henüz hazırlık dönemindeydi. Çok fazla bir maç oynamadı. Marsilya'da hazırlıklarını sürdürüyordu. Alioski de Türkiye'de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Emin olduğum bir şey var ki fiziksel anlamda daha ileride ve daha hazır olan oyuncu Gustavo Henrique. Şu anda yüzdesel olarak net bir şey söylemem mümkün değil ama hiç şüphe yok ki her geçen gün daha güçlü oluyoruz. Takımımız gerçekten çok güçlü ve dengeli. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Takımımıza çok yeni katılan oyuncular var. Onlar takımımıza güç katacaklar. Fakat dediğim gibi her geçen gün birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Oyuncular olarak yeni gelen oyuncular uygulamak istediğimiz sistemi anlıyor. Daha iyi adapte oluyorlar. Bizim için en önemli turnuva bu sene Türkiye Ligi. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse şu anda herhangi bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ni kazanma hedefini kendine koymuyor. Türkiye Ligi'ni kazanmak için en önemli adaylardan biriyiz ve Türkiye Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu yüzden lige takımı en iyi şekilde hazırlayacağız ve hazır bir şekilde başlayacağız. Altay belirtmiş olduğunuz gibi fiziksel bir problemi var, bir sakatlığı var. Yarınki maça o başlayamayacak. Ertuğrul'la başlayacağız yarınki maça. Kendisine çok inanıyoruz. Çok yetenekli bir kaleci. Ama kulübümüzün de başka bir kaleci arayışı içinde olduğu doğru. Çünkü 3 tane kaleciye ihtiyacımız var. Ama yarın Ertuğrul başlayacak ve ona inancımız ve güvenimiz tam. Derin bir kadromuz var. Bu tarz sakatlık durumlarında takımımızın kalite kaybetmemesi için derin ve dengeli bir kadro oluşturmaya çalıştık. Bu şekilde düşünüyorum. Yarınki maçta da belki bu sene henüz çok fazla süre almayan oyuncular oynayabilir. Yeni katılan oyuncularımız da kadroda olacak. Gustavo ve Luan Perez gibi. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek istiyorum. Bize inansınlar. Biz bu sene en önemli hedefimiz Türkiye Ligi'ni kazanmak. Tabii ki Avrupa Ligi'nde de gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz tabii ki gruplara kalmak. Ama Fenerbahçe'nin her zaman Avrupa arenasında olması gerekiyor. Her zaman Avrupa arenasında kendini göstermesi gerekiyor. Son yıllarda Fenerbahçe veya diğer Türk takımları Avrupa arenasında çok fazla ileri gidemediler. Ama ülke sıralaması için de bu çok önemli. Biz iyi bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Kendi imkanlarımız ve gerçekliklerimiz doğrultusunda bu turnuvada gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Yarın eminim ki taraftarlarımız maç için çok heyecanlı. Onların desteği bizim için çok yardımcı olacak. Aslında ikisi farklı şey. Biz Dinamo Kiev maçında 3 stoperle oynamadık. Arkada 2 stoperimiz vardı. Marcel ve Atilla. Bu maçta da bu anlamda bir değişiklik olmayacak. Ama zaten tek bir sistemle oynayan hiçbir takım yoktur. Özellikle benim bir takımlarım asla tek bir sistemle oynamaz. Fenerbahçe'de de bazen dörtlü savunmayla, bazen üçlü savunmayla oynadığımızı göreceksiniz. Dediğiniz gibi Luan'ın özellikle
oyun özelliklerine baktığımızda üçlü oynamaya alışkın. Santos'ta ve Marsilya'da üçlü savunmada oynadı. Bu tarz oyunculara sahip olmak bizim için avantaj. Bu tarz özelliklere sahip olduğunuz zaman, oyuncularınız bu tarz özelliklere sahip olduğu zaman taktiksel değişiklikler yapabilirsiniz. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi Dinamo Kiev karşısında pek çok pozisyona girdik. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Fakat bu pozisyonları değerlendiremedik. O maç geride kaldı. Geride bırakmamız gerekiyor. İki maçta da onlara karşı iyi oynadığımızı düşünüyorum. İsmail'in görmüş olduğu kırmızı karta kadar gerçekten çok iyiydik. Biz zaten bir forvet transferi yaptık. João Pedro şu anda fiziksel sebeplerden dolayı henüz onu oynatamıyoruz. Ama elimizdeki diğer forvetlere de güveniyoruz. Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Joshua King, Berisha ve João Pedro. Elimizdeki forvetlere güveniyorum, inanıyorum. Antrenmanlarla da gelişecekler. Belirtmiş olduğum gibi şu anda zaten iyi bir kadromuz var. Elimizdeki oyunculara güveniyoruz. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak. Alioski yarınki maç listesinde olmayacak. Kendisi zaten henüz bugün katıldı takıma ve bir önceki takımıyla yaklaşık 2 haftadır çalışıyordu. Fiziksel anlamda henüz geliştiği bir evrede sezon öncesinde. Dolayısıyla yarınki maçta olmayacak. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Obrigado. İyi günler.